Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Sarı ya da beyaz fincandan birini. Kendiniz için, eşiniz, çocuklarınız ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü ben enerjiye inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Aklınızdaki kişiyle ya da konuyla ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi geliyor. Yani ben herkesin baktığı gibi içini göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu tarzda yüzlerce hatta binlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için dileyip dinleyebilirsiniz. Bakalım kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabileceğiniz bir cümle çıkacak mı içerisinde? Ben böyle hayattaki mesajlara çok inanıyorum. Hani bir şeyler insana hep mesaj verir. Rüyalar, bir söz, gördüğünüz bir tabeladaki herhangi bir şey. Yani hani böyle ya da bu videoda çıkan bir cümle size bir mesaj veriyormuş gibi düşünüyorum ben. Bu arada gerçekten kanalımı ve videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak ya da yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi hemen iki fincandan bir tanesinden başlayayım. Hangisinden başlayayım? Şöyle sarıyı çekeyim. Daha yakınımda geldi. Bir an önce çekmek istedim onu. Beyazdan başlayayım. Beyazı seçenler için şöyle üzerine de bir kolyemi koymuştum. Yine reklam oldu. Bazıları şey yazıyor. Ya siz reklam yapıyorsunuz. Hayır, reklam yapmıyorum. Keşke kanalım o kadar büyümüş olsa reklam yapıyor olsam. Ama şimdi şöyle hemen ben bir içini göstereyim. Sizler de bir görün. Ben de bir bakayım. Bakın bu falda biraz bir karamsarlık çıktı. Bir şeye sıkılan, içi daralmış bir insanın falı diyebiliriz. Bir şeye dert ediyorsunuz. Hani böyle zaman zaman bazı şeyleri böyle çok fazla dert ederiz ya. Büyük ya da küçük hiç fark etmez ama bakın burada iki kişi küsler, kırgınlar, dargınlar. Yani aslında küslükle kırgınlık arasında ikisinin arasında çok fark varmış gibi geliyor bana. Bazen böyle öfkelendiğimiz anlarda küseriz, biriyle konuşmayız, tepki gösteririz. O başka bir şey. O çok çabuk da barışabilirsiniz ama kırgınlık denen şey çok daha başka bir şey. Küsmezsiniz. İşin ilginci bir ortamdaysanız konuşabilirsiniz de o kişiyle. Ama kalp kırgınlığı çok çabuk geçebilen bir şey değildir. O daha derin bence. Bakın burada iki kişi birbirine yani çok bariz çıkmış. Bir şey için o kadar üzülmüşsünüz, o kadar kırılmışsınız. Yani bir ayrılık aşaması mı bu? Ayrılık değil ama bir kırgınlık mı, bir olay mı? Yani bu illa sevgili olmayabilir, aile, kardeşler arasında olabilir, arkadaşlar arasında olabilir. İki kişinin üzüntüsü var burada. İki taraf da üzgün. Hani sırf siz ya da sırf karşı taraf değil, iki tarafta da bir pişmanlık, kırgınlık, üzgün bir durum var. Ama bakın iki tarafta arkasını dönüp gitmiyor. Aynı noktadalar. Aslında ikisinin de kalbi tekrar bir arada olmak yönünde bence. Ama o kırgınlık, o yaşanan şey unutulamıyor gibi. Araya bir şey girmiş çünkü. Ben şeye inanıyorum. Yani gerçek olan her şey, aşk, sevgi, arkadaşlık, dostluk, bağ, her neyse. Hani bunda aşılamayacak hiçbir sorun yoktur bence. Bir şey yaşanır ama o eğer gerçek sevgi veya bağ varsa bir şekilde atlatılabilir gibi. Unutulabilir gibi. Evet biraz zaman alır sadece. Çünkü insan sevdiği insana daha çok kırılıyor. Daha çok büyütüyor içindeki o duyguyu. Çok önemsemediğimiz insanlarla yaşadığımız çok büyük olayları bile çok önemsemiyoruz. Karşı tarafı önemsediğimiz için zaten küçük olayları büyütüp daha çok kırıyoruz. Kalbimizi kırgın hissediyoruz ya da. Burada bir şey var. Ya bence bu kişiyle barışacaksınız. Bu kişiyle tekrardan bir araya geleceksiniz. İki taraf da arkaya dönmemiş. Hani karalar bağlamayın. Bu bir iyileşme. Bakın şu tarafa dönünce de bakın böyle bir dudak dudağa ağız ağza vermiş iki insan var sanki burada. Bence bu da sonrasında bir barışma, bir birliktelik olacak. Arkadaşınız, dostunuzsa nasıl ağız ağza demeyin. Yani hani sohbet manasında olabilir. Yani tekrardan bir araya gelip tekrardan bu birlikteliğin devamı anlamına gelecek bir barış var burada. Bakalım başka neler var. Şurada böyle kanguru edasında biri çıkmış. Bakın böyle bir kanguru gibi zıplıyor. Kanguru böyle çok hızlı hareket eder. Birden zıplar ya böyle. Aile içerisinde ya da arkadaş çevrenizde birinin çok hızlı bir gelişmesi olacak. Ama bu kişi böyle bir zıplayış hayatında bir yükseliş yaşayacak. Bu kişinin bir konumu, parası, hayatını aldığı insanla birlikte hayat statüsü bir şey hani böyle yükselecek. Hayatımız aldığımız insanlarla hayat kalitemiz yükselir mi? Bence çok yükselir. Bence hani şey gibi düşünmeyin, maddiyat gibi düşünmeyin. Kaliteli bir insanla bir arada olmak
Gerçekten insanın hayat kalitesini artıran bir şeydir. Onun bakışı, vizyonu, eğlenme şekli, hayata bakış şekli o kadar sizi de değiştirir ki, sizi de yukarılara, o kadar yukarılara getirir ki, bir de bakarsınız ki böyle bazı insanlar hayatınıza girer, sizi aşağıya çeker. Onunla birlikte olmuşsunuz 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl hiç fark etmez ama hiçbir adım öteye götürmemiş. Yani 15 yıl önceki sizsiniz. Size bir şey katmamış, bir şey görmenizi, gezmenizi, farklı bakış açınızı değiştirmenizi ya da hani hiçbir şeyi değiştirmemiş, hiçbir şey katmamış. Bence en tehlikeli ilişkiler bunlardır. Size bir şey katmıyorsa biri çok fazla ben hemen ilişkilere dayalı yorumlar yapıyorum. Bazen de böyle bana kızanlar oluyor yorumlarda. Ya çok uzatıyorsun. Ama bu benim mizacım, benim yorumlama şeklim. Şimdi burada bir kanguru var. Bu kişi işte her neyse ilişkisi ya da iş hayatı her ne olursa eğitim olabilir bu. Çok güzel bir yeri kazanabilir, bir eğitim olabilir. Çok büyük bir yükseliş var bunun. İnşallah sizsinizdir. Ben her videomda söylüyorum. Diyorsunuz ya hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Çünkü ben her gün aynı şeyi söylemekten hiç sıkılmayacağım. Çünkü insanları yüreklendirebiliyorsam, insanlara çok minicik de olsa motivasyon veriyorsam çok mutlu oluyorum. Yapmak istediğiniz bir şey varsa hadi kalkın bugün yapın. Hemen başlayın. 6 ay sonra inanın aldığınız eğitimlerle başka bir noktada olacaksınız. Bol bol kitap okuyun, eğitim alın, bir şey yapın. Bambaşka birine dönüşebilirsiniz 6 ay içerisinde. O yüzden bu cümleyi her seferinde söyleyeceğim. Sıkılanlara inat yine söyleyeceğim. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Bunu bilinçaltımıza kodlamaya ihtiyacımız var. O yüzden de sürekli söylüyorum. Bakalım başka neler var. Yani şurada biri var. Böyle ailede sert mizaçlı bir erkek var arka tarafta. Biraz mizacı sert. Bazı insanlar öyle olur ya hani böyle ya kaşları çatıktır ya da böyle biraz ses tonu toktur falan. Aslında bu insanın içerisinde böyle bir pamuk gibi bir kalbi var ama biraz mizacı sert gözüküyor. Belki sevgisini gösteremiyor. Bu kişi böyle biraz huzursuz, aile içerisinde yaşanan bir şey onu biraz gerecek sanki. Ama dediğim gibi bu kişi aslında çok yufka yürekli, mizacı böyle. Belki de yaptığı bu hani ördüğü duvarlar yüzünden yanlış anlaşılıyor. Böyle küçük bir sorun, bir problem çıkabilir. O kişi böyle bir parlayabilir bulunduğu ortamda gibi. Dediğim gibi çok önemsemeyin herkesin mizacına. Ben şeye çok inanırım. Yani insanların gönül gözünü görmeyi, hani böyle gönlünü okumak, hani nasıl bir şeydir? Hani siz de yorumlara yazın öyle bir şey hiç fark eder misiniz? Ben mesela birinin gözlerinin içine baktığımda sadece göz rengini bile hatırlamadığım olur yani hani ama gözlerin içerisinde başka bir şey görürüm gibi. Yani yüreğini okumaya çalışırım o kişinin. İyi niyetini, kötü niyetini, yaşadıklarını, yaşayacaklarını. Hani böyle başka bir dünya hissederim. Ya yani bu hissiyat enerjisel bir şey. O yüzden bazen çirkin gözüken bir insanın içerisinde çok güzel bir şey görebilirim. Sert gözüken bir insanın aslında yufka gibi bir yüreği olduğunu görebilirim. Çünkü görmek için bakarım. Böylesine bakmam. O yüzden siz de bu kişiye farklı bakın. Yaptığı şeylerin aslında iyi niyetli olduğunu anlayacaksınız. Öyle diyelim. Burada harfler çıkmış. Bu hane içerisinde ya da çok yakın arkadaş çevrenizde N harfi, E harfi ya da C harfi olan bakıyorum tekrardan. İsminde veya soy isminde bu harfler olan bir insanın bir yolu var. Bir yola çıkacak. Çok temiz, ferah bir yol bu kişi için. Ona çok iyi gelecek. Sanki böyle gittiği yerde biriyle tanışabilir, çok güzel bir şeyler yaşayabilir. Böyle tertemiz bir yolu çıkmış. İnşallah herkesin yolu açık olsun. Bakalım bir de tabağımıza neler çıkmış. Ha bir de bu içinizi sıkan bir şey var. Onunla ilgili böyle 3 ay içerisinde bir ferahlama yaşayacaksınız. Hani belki şu an hemen yarın pat diye hemen böyle bir şey düzelsin diye beklemeyin ama belki şöyle zaten onunla ilgili düzelecek bir konu da yok ama 3 ay içerisinde siz artık böyle üzerinizdeki kara bulutlar dağılacak. Artık eskisi kadar hiçbir şey sizi üzmeyecek diyebilirim. 3 ay içerisinde bir düzelme gibi bir şey çıkmış. 3 rakamı çıkmış. Buna 3 hafta da diyebiliriz aslında. 3 haftayla 3 ay arası. Hani siz şey yapın. İnşallah 3 haftada olsun. Yani hiçbir şey için çok da dert etmeyin. Yani hiçbir şey için zaten dünden beri böyle bir şarkı dilime dolandı. Hani bu Ajda Pekkan'ın boş vermişim şarkısı var ya. Ya boş vermişim dünyaya. Yani gerçekten bugün varız, yarın yokuz yani. Hani çok da şey yapmamak gerekiyor. Üzülmemek gerekiyor. Şimdi bakalım tabağımıza neler çıkmış. Böyle tabağımıza bakınca şurada bir insan yüzü gibi silüeti çıkmış. Bu bence uzakta kalan ve sizi çok düşünen bir insan var. Bu kişi sürekli aklı böyle kafası karışık. Size gelmek istiyor ama gelemiyor. Yani bir yolu var, bir engeli var, bir şey var. Sizi düşünüyor, sizi çok önemsiyor. İsminde veya soy isminde E harfi var. Bakın bu kişinin böyle bir E harfi çıkmış.
buradan bakınca bir M harfine de benziyor. Hani siz bakın isminde veya soy isminde E ya da M harfi olan bir insan sizi düşünüyor, sizi önemsiyor. Şöyle bakınca da S gibi de oldu bu. Hani böyle şurası silinmiş bir S harfi gibi. Bu kişi sizi düşünüyor, gelemiyor. Bazen bazı insanlar gelemez. Yani hani böyle öyledir yani. Hani sevse de saysa da adım atamaz. Bazı insanlar öyledir. Hava grubu nasıl diyeyim? Şöyle hani haritalarla da çok önemlidir. Bazı insanların öncü elementleri ya da işte hani böyle çok azdır. Hani böyle girişken değildir, adım atamazlar. Değişken değildir, sabittir ya da hani kalır bir yerde, takılı kalır ve sonra onu aşamaz. Hani siz yapın. Eğer ki çok önemsediğiniz, düşündüğünüzde gerçekten sizi düşündüğünüz biri varsa siz adım atın, arayın, konuşun. O kişiyle konuşmaya ihtiyacınız var sanki ya da onun sizinle konuşmaya ihtiyacı var. Çok temiz bir konuşma olacak, ferah bir konuşma olacak. Geçenlerde bir arkadaşım anlatmıştı, bir kız çok sevdiği birinden ayrılmış, bir yıl falan olmuş ya da 1,5 yıl bilmiyorum. Çok da seviyormuş, hala aşıkmış bayağı böyle. Hatta şey diyormuş, artık yani ben evlilik bile düşünmüyorum. Çünkü hani ondan başka biri olamaz hayatımda, o yüzden evliliği düşünmüyorum demiş. Ondan sonra arkadaşlar da şey karar vermişler. Hani o zaman o aramıyor, sen aramıyorsun. Bu kadar da seviyorsun, bu kadar da önemsiyorsun. O zaman sen ara, sen yaz falan demişler. En son yazacaktı, konuşacaktı, bakalım neler olacak ama bence de mantıklısı o. Yani kız arkadaşımız bu, eski iş yerinden bir kız. Benim yerime başlamış bir kız. Bence de gerçekten şey yapmalı. Gerçekten karşı tarafa kendisi yazmalı, ne istediğini söylemeli. Bakalım neler olacak. Sizin de varsa öyle biri, bence şey yapın. Kesinlikle ve kesinlikle yazın diyorum. Şimdi ikinci falımız, bu da böyle sarı fincanımız seçenler için. Hemen açıyorum. Bakın bu biraz daha zor açıldı. Şöyle bir sevinç gözyaşı çıktı ilk başta. Bir şeye sevineceksiniz. Bu fal biraz daha ferah bir fal. Biraz daha aydınlık. Böyle sıkıntılı günlerin geride kaldığı bir döneme gireceksiniz. Ayaktasınız, tek başınızasınız, dimdiksiniz. Güçlü bir dönem. Etrafınızda insanlar var ama bakın birinin sırtı iki büklüm olmuş. Hani böyle artık sırtı bükülmüş. Ailede ya da arkadaş çevrenizde birisi çok yorgun. Artık böyle sorumluluklarından dolayı çok sırtına yük binmiş gibi kendini biraz şey hissediyor, yorgun hissediyor. Bu kişinin bir desteğe ihtiyacı var. Eğer ki siz verebiliyorsanız bu desteği, destek verin ona. Ama hani biraz mola vermesi, biraz dinlenmesi, iş hayatından ya da çıkması, sorumluluklarından uzaklaşması gerekiyor bu kişinin. Çünkü bazen hani şey gerekiyor da öyle. Yurt dışında hep gap year derler. Hani boş bir yıl. Bazen mola vermek lazım. Ben bunu yapmıştım. Ya bir yıl değil ama ya gerçi iş hayatından da çıkıp bir yıl çalışmadım da dersek toplamda İngiltere'ye gitmiştim ve sonra evde bir süre kalmıştım falan derken bir yıl gerçekten boşluk ara verdim iş hayatına her şeye. İşte kendime spor yaptım. Ondan sonra reiki yaptım, yoga yaptım. İşte İngiltere'ye gittim, dil öğrendim, çok gezdim, çok ülke gördüm falan. İnanılmaz bana iyi gelmişti. Gerçekten çok iyi gelmişti. Yapabiliyorsa tabii. Bunlar da biraz imkanlarla da alakalı. Hani maalesef maddiyat, ekonomi, her şeyi zaten mahveden de o. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Hani bunun mesajı şey olsun. Güçlendirin kendinizi. Ekonominizi kendi yaratın. Kazanın. Yani para kazanmayı kendiniz kazanın. Kimseden bir şey beklemeyin. Güçlenin, yeni şeyler öğrenin. Bugün başlayın, öbür fincanda da söyledim. Bugün başlayın, 6 ay sonra bir eğitime başladığınızda o işte gerçekten ileri derecede ilerlemiş olabiliyorsunuz. Hani tabii o hani doktorluk bilmem ne gibi değil. Hani böyle öyle bir branş değil ama birçok konuda hani 6 ay sonra çok iyi yerlere gelebiliyorsunuz ve para kazanabilirsiniz, daha çok kazanabilirsiniz ya da olasılıkları değerlendirin, kendinizi geliştirin, para kazanabilecek yeni kapılar açın kendinize. Bakın şurada da zaten güçlü bir insan çıkmış böyle kaldırmış kollarını. Bakın burada bir kolu, burada bir kolu. Güçlenme dönemine gireceksiniz. Belki de burada ayakta tek başına ve dimdik durmuştunuz. Burada da güçlü gösteriyorsunuz kendinizi. Artık belki de bundan sonra ve bu mesajı da zaten buydu belki şeyin falınızın. Hani güçlenme dönemi, güçleneceksiniz. Maddi olarak olabilir, duygusal olarak olabilir. Ya duygusal olarak güçlenmek de çok önemli. Çünkü bazen bazı insanları çok seviyoruz ya da böyle aşık oluyoruz belki zaafımız oluyor ya da hani gibi.
Onların yaptığı her şeyde çok çabuk etkilenip demoralize olabiliyoruz, düşebiliyoruz. Ama o duyguyu da bence törpüleyebilmek, hani ele alabilmek tekrardan iradeyi çok önemli. Duygusal olarak da güçlenmek anlamına gelebilir. Bu sırada da sizin yanınızda hep bir insan olacak. Hep iyi insanlar yanımızda olsun gerçekten. Güçlenmenize çok büyük katkıda sağlayacak bu kişi. Bundan sonraki dönem güçlenme dönemi gibi çıkmış sizin için. Bir şeye çok gözyaşı dökmüşsünüz, çok gözyaşı dökmüşsünüz, çok üzülmüşsünüz ya da çok 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 hani. Ama hepsi geçmişte kaldı. Mesela ben bazen düşünüyorum, 5 yıl önce düşünüyorum da çok üzüldüğüm ya da belki ağladığım herhangi böyle hayatıma da karalar bağladığım bir şey için şu an o kadar önemsiz, o kadar saçma geliyor ki, o kadar böyle diyorum ki ya yazık, 5 yıl öncesi genceciğim, her şey mükemmelken ben öyle saçma bir olasılık için nasıl bu kadar üzülmüşüm? Hayatta yaşanılacak bir sürü olasılık daha varken, başka alternatifler, başka yani bir iş, bir herhangi bir olay, bir şeye takılmak o kadar saçma geliyor ki sonrasında. Ama tabii o an onu hissedemiyoruz ama bunun mesajı belki de siz çıkmak istiyorsanız belki bu siz canınızı sıkan bir şeyden onun mesajını veriyor. Artık çık demek istiyor belki de bu fal. Çıkın ya, gerçekten hani önemsemeyin. Güzel şeyler ve güçlenme dönemi başlıyor sizin için diyor belki de. Etrafınızda biri var, bu kişi böyle deniz kızı gibi çıkmış. Çok kısmetli bir insan bu. Herkesin arkadaşlarında vardır değil mi? Öyle kısmetli bir kız. Bakarsınız aileden şanslıdır, evlenir çat, her şey mükemmeldir. Para falan, güç, aşk, sevgi falan böyle şımartılır. Dersiniz ki ya hani ya neden, hani bazıları çok şanslıyken bende olmuyor gibisine düşündüğümüz, belki zaman zaman kıskandığımız. Bu arada ben hiç kıskanmıyorum çünkü benim hiç ateş yokmuş benim haritamda. Haritalarınızda ya da şeyle yapabilirsiniz bu arada, ya aklıma gelmişken şey yapabilirsiniz. Herkes burcunu ve yükselen burcunu yazsın mı? Ben böyle küçük küçük herkesin bu videoyu, özellikle şu an aklıma geldi. Bu videonun altına şey yapayım ben. Yorumlar yazayım küçük küçük. Herkesin burcu ile ilgili ve yükselen burcu ile ilgili yorumlar yazayım küçük küçük hepinize. Böyle yavaş yavaş ileride de böyle şey de yaparız, hani zaman zaman haritalar vesaireler, canlı yayınlar derken bu böyle gider. Astrolojik harita ile ilgili de, çünkü hani astrolojik harita çıkartmayı bildiğim için onlarla ilgili de böyle küçük küçük yorumlar yapabiliriz. Mesela deyin bana hani, ya da herkes ama bir şey yazsın. Hani çok bir şey yazmayın. Hani böyle uzun uzun her şeyinizi yazarsanız cevaplayamam aynı mesajın içerisinde. İşte Ay burcum bu ne demek? İşte Merkür burcum bu ne demek falan diye yazabilirsiniz aslında. Şu anda aklıma geldi. Şimdi yine biraz bir kısmı da kızabilirse bir mesajlarda, bak falı ne yaptın ya? Ne yaptın, yine falı bozdun diyebilirsiniz. Onlara cevabım yok. Üzgünüm, özür dilerim. Şimdi hemen devam edelim. Bakın böyle şöyle bir şey var. 1, 2, 3, 3 kademeli bir iş. Yani hani bu 3, ya 3 mülakata gireceksiniz bir iş görüşmesi. Ya 3 kere görüştükten sonra birisiyle aranızda başka bir şey olacak. Ya da 3 vadesi var, 3 zorluğu var gibi bir şey var. Böyle 3 kademeli ama sonrasında çok büyük mutluluk, keyif getiren bir olayınız var. 1, 2, 3 çıkmış ve sonrası böyle çok güzel yeni bir kapı açılacak sanki size. Güzel bir şey. Dediğim gibi iş arayanlar için 3 kere mülakat, 3 başka yere görüşeceksiniz ama 3'ten sonrası 3.'sü olacak ya da gibi. Böyle bir kapı açılacak. Ya da mahkemelik bir işiniz varsa 3 mahkeme görülecek ve sonrası temiz sonuçlanacak gibi gibi olabilir. Öyle düşünün. Çok temiz bir kapınız açılacak sonrasında. İnşallah hep güzel şeyler olsun. Bu fal bence güçlenmenin bir falı. Bu yorgun kişi de belki de geçmişteki siz, çok yorulmuştunuz. Belki sonra güçlenme dönemi olacak. Bir şey yormuştu. Hani başkasına yormuştuk ilk başta ama o da olabilir. Dediğim gibi bazen çok şeyler çıkmaz ama zaten tek bir şey büyük bir mesajdır. Önemli olan size uygun bir mesajın gelmesidir. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Bakar mısınız? Bu resmen bir göz gibi. Yani biri var, gözünü sizin üstünüzden alamıyor. Yani bu kimisi için hani yoruma göre değişir. Kem göz diyebilirsiniz. Kötü enerji yolluyor diyebilirsiniz. Kıskanıyor diyebilirsiniz. Ama birinin gözü sürekli üzerinizde ve bu enerji kötü olarak etkiliyor belki de sizi. Biraz böyle karanlığın içerisinde sizi takip eden bir insan, kıskanan bir insan, sürekli izleyen bir insan gibi çıkmış. Bundan uzak durmaya çalışın. Bu kişiye sizle ilgili mesaj gitmesin. Yani hikayelerinizi bile görmesin. Hiçbir şey. Yani hani hikayenizi bile gizleyin, kem gözlü olduğunu düşündüğünüz, kötü enerji yaydığını düşündüğünüz insanların. O ortamda çok bulunmamaya çalışın. Çünkü gerçekten ben inanıyorum. Böyle
olumsuz enerjisini çekiyoruz bazılarının. Biraz uzaklaşma durmuş. Çünkü yani sürekli sizi izliyor bu kişi. Takip ediyor sizi ve huzursuz ediyor gibi çıkmış. Ya burada da yine gözyaşları çıkmış. Yani siz birine ya da bir şeye, yanlış bir şeye boşuna gözyaşı döküyorsunuz. Yanlış bir erkeğe, yanlış bir kadına, olmaması gereken bir ilişkiye, bir şeye, yani geçmişte yaşanmış, olmuş, bitmiş, belki de artık değiştiremeyeceğiniz bir şeye gözyaşı döküyorsunuz. Dökmeyin. Hiç gereksiz çünkü. Ferah çıkmış her şey. Sanki onu unutursanız, o duyguyu kontrol ederseniz çok güzel yeni kapılar açılacak size. Yeni bir başlangıç. Şurada evrimleşerek ilerleyen bir insan şeyi var gibi. Yani gelişiyorsunuz, değişiyorsunuz ve ilerliyorsunuz gibi çıkmış. Yani bundan sonra fikirleriniz değişecek, gelişeceksiniz, kendiniz için bir şey yapacaksınız ve ilerleyeceksiniz. Sanki böyle yukarıya doğru yükselen bir insan ve değişen, dönüşen bir insan figürü çıkmış. Sizin için dönüşümün başladığı bir dönem. İnşallah güzel şeyler olsun. Dediğim gibi isterseniz yorumlara yazın. İlk fincanda söylemeyi unuttum. Artık bu ikinci fincanı söyle dinleyenlerin şansına belki de. Yorumlara yazabilirsiniz. Hani burcunuz, yükseleniniz, Merkür, Venüs burcunuz, Plüton. Hani benim işte gezegenim şu falan diye. Böyle kısa kısa herkesin yazdıklarına bir cevap vereyim ben de. Hani böyle astrolojik haritanızda bu ne demek olduğunu söyleyeyim. Ya da yıldızlarınız varsa yıldızların ne anlama geldiğini de yazabilirim. Yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Her ne düşündüyseniz inşallah o gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.